Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir. Mustafa Göksu, çok teşekkür ediyoruz. Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeyiz. Beşiktaş Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Az önce Sergen Hoca da geldi antrenmana. Hemen kameraman arkadaşımız Ege Ural'da rica edelim. Antrenmanı gösterelim ve bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık şekilde gerçekleşecek. Gezal'ın da az önce yayınladık zaten, açıklamaları vardı. Sergen Hoca da geldi o gün. O gün Şahinoğlu, Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri. Neler söylersin? Sanırım Beşiktaş'ta 3 haftalık o süreç, ardından açıklamalar, yönetimle teknik heyetin aynı ağızdan açıklamaları, güzel bir atmosferden bahsedebiliriz. Bu fotoğrafı böyle görebiliriz herhalde. Tabii senin dediğin gibi sezon başında hani tam olmayan o uyum, söz birliği, ağız birliği artık Beşiktaş'ta görmeye başlandı. Herkes tek dilden konuşuyor Beşiktaş'ta. Tabii bunun da zorlu süreçten çıkıp da üst üste gelen galibiyetlerin etkisi malum. 6 maçta 5 galibiyet alan bir Beşiktaş var. Arada bir Gaziantep'te sekteye uğradığında da yine eleştirildi Beşiktaş ama devamında çok zorlu bir fikstürde şu ana kadar kayıpsız geldi. Bu zorlu fikstürün son halkası da Alanyaspor olarak görünüyordu en başından beri. Çok zor bir mücadele olacak. Ligin lideriyle oynayacaklar ve aradaki puan farkını kapatıp artık zirveye çok yakın olma şansını elde edebilir Beşiktaş. Ancak dediğimiz gibi sezon başından beri iyi futbol oynayan Alanyaspor geçen hafta Gençler Birliği karşısında sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir mağlubiyet aldı. Tabii Beşiktaş'ın bu zorlu maçlardan çıkardığı sonuçlar da Başakşehir ve Fenerbahçe'de gözler önüne serilmişti. Yani iki maçta 7 gol attı. Tabii Alanyaspor'un burada bir farkı var diğer iki takımdan. Alanyaspor bu sezon resmen hani kalesini gole kapattı. Çünkü bu haftaya kadar 5 gol yedi sadece. Evet. Savunma anlamında iyi bir takım ve hücum anlamında da aynı şekilde iyi bir takım. Burada Beşiktaş'ın bir artısı şu olacak. Alanyaspor Göztepe ile bir erteleme maçı oynayacak. Evet. Antrenman notlarından da bahsetmek gerekiyor. Adem Raiç, Gökhan Töre ve Josef de Souza takımla birlikte antrenmanlara katılmadı. Ancak Josef'le ilgili bir parantez açmakta fayda var. Dün yapılan antrenmanda bireysel olarak bir koşu yaptı. İçeriden aldığımız bilgi en azından Alanyaspor maçına yetişebileceği yönünde ki orta saha kurgusu için Josef'in anlamı çok büyük Beşiktaş'ta. Tabii ki Josef geldikten sonra ve gelmeden önceki Beşiktaş'ı kıyaslarsak zaten bu fark ortaya çıkıyor. Beşiktaş'a katılımından sonra özellikle Atiba'yı da rahatlatmasının yanı sıra savunmadaki oyunculara da bir güven verdi Josef'in oluşu. Laiç de dün son bölümde düz koşulara başlamıştı. O da yoktu. Onun dışında Aydın Asiç takıma dönen isimlerden ki Sergen Hoca'nın yedek kulübesine baktığı zaman 2 hafta üst üste oyuncu resmen sahaya sürecek oyuncu bulmakta zorlandığı dönemdi. Şimdi o eksiklerin dönmesi onun için de bir artı. Burada en önemli kriterlerden bir tanesi Beşiktaş adına tabii ki Josef'in hazır bir şekilde Alanya maçında sahada olabilmesi. Çünkü Josef'in olduğu her maçta Beşiktaş'ta orta saha yükü hafifliyor savunma anlamında. O gün çok özür diliyorum. Sergen Hoca da şimdi ekranlara yansıyor. Yeni bir toplantı. Bir toplantı halinde Wellington'la birlikte. O da derbi maçında belki performansı ardından ilk 11'de oynayışı. Ancak sürekli bir halde forma giyen bir Wellington'dan eski bahsediyor. Eski takımına karşı da oynayacak. Öyle bir şey de var. Ayküstü bir toplantı gerçekleşti orada çünkü. Ensekala ve Wellington eski takımına karşı da oynayacak. Tabii Alanyaspor'da da Fatih Aksoy, Ahmet Gülay var. Eski Beşiktaş öğrencileri onlar da. Farklı bir atmosferde maç olacak. Bir tarafta Sergen Yalçın, bir tarafta Çağdaş Atan'ın takımı. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ancak işte bu maçların sonucuna baktığımız zaman yani Beşiktaş şayet buradan 3 puanla ayrılırsa 4 hafta üst üste alınan 12 galibiyetle artık o şampiyonluk yolunda verdiği mücadeleyi iyice perçinleştirmiş olur. Alanyaspor mücadelesi dediğimiz gibi zorlu fikstürün son halkası, sonrasında Beşiktaş'ın fikstürü bir nebze rahatlıyor. Çünkü tabii ki bu ligde kimin ne zaman kimi yeneceği belli olmuyor. Gördüğümüz üzere Gençler Birliği'nde 2 galibiyet aldı. Bunun biri Beşiktaş'a, biri Alanyaspor'a. Doğru. Ligin dengeleri bir anda değişebiliyor. Bir yandan da biz Fenerbahçe antrenmanını da ekranın diğer tarafında DSF olarak canlı yayında gösteriyoruz. Birazdan Ahmet Selim Kul da oradan bilgileri aktaracak. Az önce futbolcular toplu halde bir toplantı yaptı. Şimdi Murat Şahin eşliğinde ısınma hareketlerini gerçekleştiriyor. Son olarak Sergen Hoca ile ilgili birkaç şey söylememiz gerekiyor. 3 hafta önce Beşiktaş'ta konuşulan durumla bugün arasında
çok fark var. Artık bugün itibariyle yönetimle, teknik heyetle, futbolcularla şampiyonluk kelimesinden bahseden bir Beşiktaş sanırım camia içerisinde en çok konuşulan en büyük etkeni bunun Sergen Yalçın. Tabii Sergen önce şampiyonluk kelimesini şu an telaffuz etmek istemiyor. Henüz erken diyor bu konuda. Biraz daha ligin ikinci yarısını düşünen bir yapısı var. Zaten bunu daha önce de deklare etmişti. Süper Lig'de, Türkiye'de ligler ikinci yarı belli olur. Şampiyonluklar ikinci yarı netleşir diye. Amacı burada ilk devrenin bitimine kadar toplayabileceği kadar puanı toplayarak takımını yukarılarda tutmak. Devre arasında da bir iki takviyeyle birlikte bu takımı güçlendirmeye çalışacak Sergen Hoca. Kendisi zaten o eleştirilen dönemlerde de yönetimle arasında sorun varmış gibi yansıtılsa da o dönemlerde yönetimin kendisine ciddi destekleri oldu. Bunlar biliniyor. Her zaman arkasında durdu. Onun dışında Sergen Hoca da kendisini tamamen sahaya odakladı. Dış polemiklere kendisini kapattıktan sonra zaten hani iki galibiyet alınmış bir dönem vardı. Üstüne bir Gaziantep mağlubiyetinden sonra bir sekteye uğradı Beşiktaş ama çok ağır eleştirilere de maruz kaldı. Tabii Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçlarıyla Sergen Hoca da kendi gücünü de takımının gücünü de herkese göstermiş oldu. O gün Şahinoğlu çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş antrenmanından notlar bu şekilde. Tabii birazdan Fenerbahçe antrenmanı da var. Bir sözü bir kez daha stüdyoya Mustafa Göksu'ya bırakalım. Evet sevgili Sercan'a teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe idmanı da bugün açık. Sağ olsunlar. Kulüpler antrenmanları açmaya başladılar. Evet evet. Daha Fenerbahçe çok açıyorlar. Özellikle, değil mi? Evet. Bir ara neydi Murat abi hatırlıyorsunuz? Hep kapalı. Yani basında Fenerbahçe bu konuda özellikle bu sezon bayağı bir yol aldı. Evet. Beşiktaş da yine aynı şekilde basında olan ilişkilerini sıcak tutuyor. Yeni bir iletişim şeyi de kurdu. Biraz Galatasaray'da eksiklik var. Herhalde onlar da örnek yakın zamanda olacaktır diye tahmin ediyoruz. Peki madem sevgili Ahmet Selim Kul hazır. Biz de sözü sevgili Ahmet Selim'e bırakalım. Fenerbahçe idmanı antrenman notları Ahmet Selim söz sende. Teşekkürler Mustafa Göksu. Fenerbahçe hafta sonu oyuncağı Yeni Malatyaspor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin de sizlere bu görüntüleri sıcağı sıcağına aktarıyor. Antrenmanın tamamının açık olduğunu belirtelim. Sarı lacivertlerde önemli eksikler var. Son oynanan Denizlispor maçına 7 eksikle gitmişti Fenerbahçe. En önce sıcak bilgi veririm. Ener Valencia koronavirüsü atlattıktan sonra Denizlispor maçında forma şansı bulmuştu. Fakat Ener Valencia'nın dizinde bir ağrı hissettiği ve bundan dolayı MR'a gittiğini belirtelim. Ener Valencia şu anki antrenmanda yer almıyor. Bunun dışında tabii ki Perotti ve Lemos'un Adem'inin tedavileri sürüyor. Önemli bir gelişme daha var. Nazım Sangare ve Harun Tekin. Bu iki oyuncu sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımla çalışamıyorlardı. İki oyuncu da bugün sahada takımla birlikte. Hatta Harun Tekin maskeyle oynuyor. Maskeyle yer alıyor antrenmanda. Antrenman öncesinde ekranlara yansıttık. Bir kısa toplantı oldu. Bu toplantıda Erol Bulut sanki yeni transfermiş gibi Harun'u takım arkadaşlarına alkışlattı. Takıma döndüğü için takım arkadaşlarına alkışlattı. Şu anda da Denizlispor maçında forma giyen oyuncuları görüyorsunuz. Kendileri rejenerasyon antrenmanı yapıyorlar ve takımın geri kalanında doğal olarak çalışmalarını normal bir şekilde sürdürüyor. Sarı lacivertliler hafta sonu Yeni Malatyaspor'a karşı mücadele edecekler. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra Cambartu tesislerinde çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertlerde dediğimiz gibi antrenmanda Lemos, Perotti ve Adem'i yer almayan isimler. Ener Valencia MR çektirme dizinde hissettiği ağrı sebebiyle MR çektirmeye gitmiş durumda. Şu anda da çalışmalar ve özür dilerim Denizlispor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken takımın geri kalanında antrenmanı sürdürüyorlar. Birazdan konuklarımızla birlikte biz de antrenmandan notları aktarmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin şu anda gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular kendileri için hazırlanan drille
tempolu koşularla çalışmaları sürdürüyorlar. Tabii Serdar Aziz kırmızı kart gördü.